Merhaba sevgili indesine.com takipçileri, ben Ümit Avcı, yine sizlerle birlikteyim. Bu kez pazar günü oynanacak Spor Toto Basketbol Ligi'ndeki bülteni konuşmak için birlikteyiz. Günün ilk karşılaşmasından başlayalım. Konuşacağımız karşılaşma 840 kodlu karşılaşma. Büyükçekmece Basketbol Fenerbahçe ile karşılaşacak. Fenerbahçe'yi misafir edecek. Büyükçekmece ligin yeni takımı. Lige iyi de bir başlangıç yaptık. Hedef maçlarını kazanan bir görüntüde. Özellikle yabancılarıyla yine çok etkili olan bir görüntüde. Şutör bir takım. Şut konusunda sıkıntı yaşamayan bir takım. Bir yabancı değişikliğine gittiler bu hafta. Uzun konusunda pivotlarını değiştiler. Bu onları olumlu şekilde yansıtacaktır diye düşünüyorum ama hani Büyükçekmece için hedef maçlardan bir tanesinin Fenerbahçe olduğunu sanmıyorum. Sonuçta ligde orta sıraları hedefleyen, düşme hattından uzakta kalmaya çalışacak bir takım. Zaten önce sahasında Efes'e, daha sonra deplasmanda Antep önünde de kendilerinden belki bir tık yukarıdaki takımlara karşı zorlanacaklarını hissettirdiler. İki hafta önce Efes'ten sahalarında 30 fark yemişlerdi. Fenerbahçe de rakibine oranla çok çok daha geniş bir kadroya sahip. Fenerbahçe'nin evet cuma günü kritik bir karşılaşma oynadı Kimki ile ama çok geniş bir kadro Sarı Lacivertli ekipte. Bunun çok sıkıntı yaratacağını sanmıyorum. Yıllardır zaten bu tempoya alışık bir takım. Dolayısıyla Büyükçekmece karşısında da Fenerbahçe'nin kadro avantajını kullanıp rakibini mağlup etmesini bekliyorum. Bu Fenerbahçe'nin 12.5'luk handikapı da aşabileceği tahminini itiyor beni diyelim ve ikinci karşılaşmamızda 845 kodlu karşılaşmaya Banvit Uşak Sportif'i ağırlayacak evinde. Uşak Sportif son haftalarda müthiş galibiyetler alıyor. Önce Darüşşafaka karşısında aldığı galibiyet. Daha sonra geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı çok sürpriz bir şekilde mağlup etmesi. Onları çok rahatlattı ve güven de açıkçası aşıladı. Ama Bandırma ekibi de çok çok formda. Hafta içinde önemli bir Eurocup maçı kazandı. Arası çok farklı yendi. Ve bunu yaparken de Widmar boyalı alanı müthiş domine etti. Johnson uzun süredir göstermediği kadar iyi bir şut performansı sergiledi. Daha da önemlisi takımın kilit ismi. Yani oynadığı zaman Banvit'e sınıf atlatabilecek. Oynamadığı zaman Banvit'in mağlup olmasına neden olabilecek. Forsson o gün triple double yaptı. Yani arkadaşlarını oynatma konusunda da çok ciddi adımlar atıyor Forsson. Zaten Forsson ve Slaughter ikilisi birazcık daha düzen içine girerse Banvit'in daha da can yakıcı bir takım haline geleceğini düşünüyorum. Uşak Sportif dediğim gibi iç sahada çok önemli bir galibiyetler aldı. Geçtiğimiz hafta Teddy deplasmanda devirmeyi başardı. Ama Bandırma'da güçlerinin geçeceğini çok sanmıyorum. Bandırma ekibi rakibine oranla çok daha geniş bir kadro. Daha ters oyuncular, özellikle oyun kurucu pozisyonunda az önce saydığım o 3 isim Johnson, Forsson ve Slaughter rakibi ağır basacaktır diye tahmin ediyorum. Bu nedenle Banvit handikapı da aşarak Uşağı mağlup eder tahmininde bulunuyorum. Ve bugün konuşacağımız son karşılaşmaya geçelim istiyorum. Konya Spor Darüşşafaka Doğuş'u konuk edecek. 846 kodlu karşılaşma. Konya da lige en flaş başlangıçlardan yapan takımlardan bir tanesi. 4 maçta 3 tane galibiyet aldı ki bunlardan bir tanesi de İstanbul'da elde edilen Fenerbahçe deplasmandaki galibiyetti. Uşak ve Teddy sağlarında yendiler. Bunlar önemliydi Konya için çünkü sezon başında düşme hattına baktığımız zaman ilk olabileceğini düşündüğümüz takımlardan bir tanesiydi Konya. Ama dediğimiz gibi çok önemli bir başlangıç yaptılar. Fakat Darüşşafaka da kadrosuna iki tane aksayan noktaya 1 ve 5 numara yaptığı takviyelerle ne kadar doğru işler yaptığını gösterdi. Maccabi deplasmanından galibiyetle dönüyor. Çok moralli dönüyor. Semih ve Marco Üşüyeli'nin performansı o gün için çok çok önemliydi. Semih ve Marco Üşüyeli diyoruz ama Darüşşafaka'nın kadrosunda en az 16-17 tane hemen göreve hazır isim bulunduğunu düşünürsek Konya gibi 5-6 oyuncuyla oynayan bir takım karşısında bu avantajı fazlasıyla kullanabileceklerini tahmin ediyorum. Ve Konya'ya karşı Daşka'nın bir seviye hatta birkaç seviye daha üstün bir takım olduğunu düşünerek 846 kodlu karşılaşma için de iki tercihinde bulunuyorum. Hatta daha geniş kuponlar için, sürpriz kuponlar için ilk ya ikinci tahmini de bu karşılaşma için yapılabilir diyorum. Ve tekrar hepinize bol şans dileyerek bir sonraki bültende görüşmek üzere diyorum.